6 ay, 9 ay, hadi 12 ay geliyor. Bazen de bebe diyor, tam bir Ankaralı gibi. Bebe! Bebe! Bye bye. Çak. Çak. Sinancığım, kızının Crocs'ları. Ne var? Benim kızım da büyük, artık saçı bile var. Bir emziklik yer var. Evde böyle oğluna cevap veriyor, oğluna cevap veriyor. İnsan gerçekten şizofren oluyor. Buna herkese merhaba de, merhaba. Sen artık çok büyüdün. Kaç yaşındasın bir göster. 1 yaşındasın. Luna kim? Bir göster. Kim Luna? Sen misin Luna? Luna burada. Baba nerede baba? Baba da orada, evet. Biz nereye geldik bugün? Biz bugün kızımla alışveriş yapmaya geldik. Bakın, bu üzerindekileri hep çok soruyorsunuz ya. Biz bunları hep buradan alıyoruz arkadaşlar. Bana çok soru geliyor. Luna'nın kıyafetlerine çok mu para harcıyorsunuz? Çok güzel giyiniyor. Ne yiyor, ne içiyor, ne kullanıyor diye sürekli soruyorsunuz. Şimdi Luna ile beraber size onları göstereceğiz. Ne giyiyoruz, nereden alıyoruz? Hep Ebebek'ten alıyoruz gerçekten. Zaten görüyorsunuzdur benim Instagram'ımdan, sosyal medyamdan. Luna'nın üstündeki şeyleri Ebebek'in takipçileri, müşterileri tespit ederler yani. Yalan yok burada. Hadi gidelim bakalım alışverişe. Bugünün şöyle bir özelliği var. Bundan evvelki büyük alışverişimizi ben Luna karnımdayken Aslı, ben, Sinan yapmıştık. İlk etapta senin alacağın şeyler daha böyle işte zıbın, tulum. Tabii. Öyle şeyler alacağız sana ilk aylar için. Daha fırfıra, fiyonga var. Kıyafet haram. Neydi? Yemek. Bilmiyorum. Neyse, ben bu atasözümüzü bir sonraki. O uyuyu atasözünü gerçekten bulamadım. Asla pembe giydirmem çocuğum. Ay, ben bugün de bayıldım. Bugün Luna'yla böyle yürüyerek yapacağız. Daha güzel olacak. Annem bizimle. Anneciğim gel. Şu kapıdan galiba gireceğiz Luna. Yanlış kapıya gittik. Gel aşkım. Babam gel. Yaz alışverişi yapacağız Luna'ya. Evet babacığım, gel. Bakalım Luna bu yaz neler giyecek? Neler yiyecek? Evet, bence de çok güzel elbiseler alalım sana. Ondan sonra tulumlar alalım. Evet. Kova, kürek falan alalım. Evet, çok heyecanlı. Hadi gidelim. Koş 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 koş. Merhabalar, hoş bulduk. Berent Bey, hemen tahmin ettim. Biz zaten telefonda daha evvel görüşmüştük çünkü çekim için izin almamız gerekiyor. Yoksa Ebebek'ten alışveriş yapmak için kimseden izin almıyorum. Ben her şeyimizi Ebebek'ten alıyorum zaten. Hoş bulduk. Hep soruyorlar, biz burada çekim yaptığımızda çok soru geldi. Burası neresi? En büyük mağazaymış bu, neresi diye. Buyurun söyleyeyim. Bostancı tabii. Bostancı. Herkesi bekleriz. Küçük sürprizlerimiz de var. VR teknolojisini getirdik mağazamıza. Ne demek yani? Sanal artırılmış gerçeklik üzerine. Wow. Mağazamızı gezebileceğimiz, çok yakın. Artık evlerden gözlüklerle de sepete ekleyip alışveriş yapabileceğimiz. Wow. Çok iyiymiş. Güzel bir teknolojiye doğru gidiyoruz. Valla pandemi de değil mi? Artık herkes zaten klavye herkes başında. Aynen öyle öyle yani. Gerçekten öyle bir şey oldu. Biz yine de bu doğallığı seviyoruz. Gelmeyi, taç etmeyi. Dokunarak almayı seviyorum ben de. Yani. Arkadaşlar, Bostancı mağazası en büyük, yani en çok çeşiti bulabileceğiniz, tüm çeşitleri bir arada görebileceğiniz mağazadır. Hamileyken büyük alışverişi buradan yapmıştım. Bize biraz uzak ama böyle büyük alışverişler için buraya geliyoruz. Hadi bakalım gidelim, neler gelmiş yeni sezon. Evet, evet. Sen bunu biliyor musun? Gel. Tamam. Gel bakalım, gel. Bu senin çok sevdiğin bir şey. Gel bakalım. Sevindin mi? Hop, nasıl yapıyorduk? Ayaklar oradan. Aferin sana. Gidiyoruz. Bye bye, bye bye. Düt düt düt. Neler çıkmış sor. Yeni sezonda neler var? Şöyle sağdan başlayalım. Sağdan başlayalım. Biz
İsminiz neydi? Zeynep Hanım. Tamam, bebelok. Değil mi? Bebekolog, pardon. Bebe! 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 Sen şöyle yapayım hadi. Evet, sen böyle git. Tamam. Luna, şimdi beğendiğin şeyleri sen doku. Sen bana bırak, sen rahat tamam rahat takıl. Tamam mı kızım? Biz şimdi artık 1,5 yaş olduk. Öyle diyelim. 1,5 yaş için güzel böyle işte organiklerden olur, organik olmasa da olur bazıları, güzel şeylerimizden alalım. Yani bu müslinler arkadaşlar ve tulum olması bence yazın hayat kurtarıyor. Luna bu nasıl? Luna bak bakayım. Nasıl bu? Annem de buldu bir şey. Al anneciğim. Çok güzel değil mi? Hadi bunu attık sepete. Bu 3 aylık. Size 1,5 yaş. Evet. Ay Luna bak. Babası getir de görsün ama hiç göremiyor ki. Orası şimdi dar ya, o yüzden giremedik oraya. Bakar mısınız şunların güzelliğine? En güzel kumaş. Yazın en güzel kumaş. Lütfen çevirir misin kızım şöyle? Evet. Sen şimdi beğendiklerine dokun, tamam mı Luna? Beğendiklerine ay, dokun. Geçen de bunun rengini ben çok beğenmiştim. Evet. Alsana bir tane. 1,5 yaş. Ya şunun da 1,5 yaşına bakabilir miyiz? Bu da çok güzel ya. Bu yaşında. Bu renk. Evet, bu renk istiyorum. Beğendin mi anne? Çok tatlı değil mi? Çok. Orada bir de askılısı var böyle. Bak şeylisi böyle. Ama limon. 9 aylık. Limon desenli. Luniş. Evet, çok güzel değil mi? Ay bu da çok güzel ya. Nefis. Bakayım 2 yaş. 6 ay. 9 ay. Hadi. 12 ay geliyor. 18 ay. Bu sana olur Luniş. Güzel mi? Beğendin mi? Bak bakayım. Şöyle bir üstünü tut. Şöyle tut üstünü. Güzel mi? Ay, attın mı sepete? Attı sepete. Vallahi tokalarımızı bile buradan alıyoruz, hallediyoruz her şeyimizi. Hadi yürü devam. Bunu takmak ister misin böyle mesela? Böyle başına. Bak şöyle. Nasıl oldu? Beğendin mi? Bak bakayım buraya anneciğim. Güzel mi? Onu istemedi, tamam. Peki. Ya ya ilahi, evet. Bam 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 bam. Annem buna bayılır şimdi. Evet. Anne. Yağmurluk da bakalım. Tam şimdi şu anda mevsimi, bir de akşamları yazın aslında serinlik oluyor. Yani illa böyle bir ince bir mont istiyorsunuz çocuğun üstüne. Bakayım. Aslında en arkada böyle pembe bir şey görüyorum. Şu mu? Bundan önce ay pembe hiç sevmem falan derken şu anda. Ama bir şey söyleyeyim mi? Tonları. Çok şeker. Bu 1 yaşamı. Bize 1,5'u lazım. Luna. Var mı bak 1,5? Bakayım kızım bunu beğendin mi? Bak yok bakayım mu? Şuna bir. Güzel mi? Bu arada ben bundan aldım arkadaşlar. Buna aşırı hastayım. Çok beğeniyorum. Böyle tropik desenleri var. Bak senin montundan. Orada bayağı anlatıyor. Evet, tropik desenleri var. Burada neler var Luna? Bak. Dinozor var. Dinozor var. Neler bir var? Dinozor. Bir daha dinozor var. Evet, Luna'ya göre her şey bebi. O öyle ifade ediyor. Daha çok Begüm Birgül'ün kızı gibi konuşuyor. Begüm sürekli der ya. Baby öyle değil ya o iş falan. Baby. Evet, değil mi? Begüm öyle konuşuyor. Biz evde hiç baby demeyiz ama benim kızım baby diyor bol bol. Bazen de bebe diyor. Tam bir Ankaralı gibi. Başka? Ne alalım? Ay çok güzel burası. Arkadaşlar tulumun tatlılığına bakın. Bir şey söyleyeyim mi? Fiyatları da gayet uygun. Ya ben gerçekten diğer mağazalarda baktığımda yani ufaldıkça fiyat büyüyor. Yani beden küçülüyor ama fiyat büyüyor falan. Yani benim aklım almıyor gerçekten o fiyatları. Çok uygun. Zaten hop diye büyüyorlar biliyorsunuz. O yüzden en güzeli bence buradan almak, halletmek. Bak çok güzeller. Minnoş minnoş. Geçen sene bu bedenler giyiyordu. Artık bu bedenler giyiyoruz. Ben bunlara bayıldım. Bunlar da anladım. Özge bunu çok beğendi. Tamam güzel. Bu da 18 aylık zaten. Bunu çok beğendi. Mini. Al. İkili toka. Alalım tamam. İkili aldık toka. Onu da. Beğendin mi onu?
Al elinde oynayabilirsin istersen. Evet hadi oyna onunla. Ya bir tane kot, yazlık kot almak istiyorum Luna'ya. 18 aylık süper. Alayım mı? 18 aylık. Ver babacığım. Başka kot modelimiz yok değil mi? Koyayım ben buraya. Tamam yok ya bu bana yeter. Bir tane kotu olsun maksat. Tamam. Hadi bakalım. Devam. Başka neler var? Bye bye. Çok güzel anne. Ben de ne şu an elimi onatıyorum. Ya. Ne kadar güzel şeyler Veo getirmişsiniz. Veo 1,5. Bunların hepsi Hello Baby ebeveyn markası. Gerçekten Hello Baby hakikaten de. Ebeveyn kendi markası değil mi bunlar? Çok güzel ya. Çok çok güzel. Ve fiyatlarımız gerçekten çok uygun. Evet. Bebek kıyafetleri inanılmaz pahalı. Ve böyle tutmaya devam edin. Hani hani bu yanlış bir mesaj olmasın. Ya yani böyle uygun tutmaya devam çok edin. Çok güzel mayolar, terlikler var. Anne bu şorta bayıldım ben. Bakar mısın tatlılığını? Ben de şu şorta bayıldım. Beğenmiştik ya öbür mağazada. Evet. Bunu sevdin mi Luna? Güzel mi? Hı? Hmm. Yok şu an bedeni yok bunun. Bunda beden bulursam alırım. Arkadaşlar bu baby walk'lar hani bu ilk adım ayakkabısı deniliyor ya. İnsan gerçekten ne alacağını şaşırıyor. Şimdi Luna'nın ayağında şu anda Adidas marka bir spor ayakkabı var artık. Fakat o ilk adımlarını atmaya başladığında şu an artık yürüyor. Doktorumuz bize demişti ki yani öyle bir şey alın ki esnik bükülebilsin, yumuşacık olsun falan. Ben bunlardan almıştım. Yani bunlar böyle bir köpük gibi bunların altı ve yani yumuşacık şeyler. Tabii ki olabildiğince çıplak ayak basması gerekiyor tabana aslında. Fakat bunlar doktorların özel olarak ürettiği ortopedik ve işte ilk adım ayakkabısı denilen şeyler. Ve gerçekten böyle sakız gibi bir şey yani yumuşacık. Bunları güvenerek alabilirsiniz. Çok rahat etti bir de Luna. Gayet rahat etti. İnanılmaz rahat etti. Biz bunları kullandık. Sizin böyle düşündüğünüzü umarak size baby walk. Ay, teşekkür ederiz. Ayarlasak böyle olmaz. Rengini falan seçebilir miyim? Bizimkiyle aynı renk olmasın ne olur. Kaç yaş bize uygun mu? 22. 21 miyiz biz? Hayır, biz şu an 19-20'yiz. Evet, tamam peki. Şu an 19'u giyiyor, tamam. Hemen açıyorum. Baby Walk'tan bahsederken Baby Walk hediyesi geldi bize. Gel canım. Hemen bakıyorum. Böyle bir renk. Hemen ne yapıyorum biliyor musunuz? Şu gül kurusuyla değiştiriyorum. Yazlık rengiyle. Tamam mı? Çok teşekkür ederiz. İşte bundan bahsediyordum. Vallahi bilmiyordum bu sürpriz gerçekten bu arada. Luna sana ayakkabı geldi. Bak. Sen çok seversin ayakkabı. Bayılıyor ayakkabıya. Ay Luniş çok güzel şeyler var bak. Beğendin mi ayakkabını anneciğim? Güzel mi? Nasıl yapıyordun beğendiğinde? Çok güzel. Şu an çok ayakkabıya odaklıyız. Bakayım bakalım Luna şapka. Biz şapkaya bayılırız. Hemen şu şapkadan alalım. Bak Luniş. Anne güzelliğe bak şunu. Bu nedir ya? Luniş şuna bir tak bakayım anneciğim. Heh, bye bye. Tatil mi çıkıyorsun? Ay çok güzel oldu. Luniş tatilde. Ha, oradan sıkılıyor tamam. Luna bu çok pratikmiş. Bakayım sıkınca ne oldu? Sürekli çıkaracağım mı bunu böyle? Beğenmedin mi? Ben takayım. Çak. Çak. Bakayım. Bir daha tak. Ay çok güzel oldu. Peki tamam saçım bozuluyor çünkü ben anlıyorum seni. Alalım bakalım belki daha alışır. Daha sıkı bir şey mi alsak? Alışır belki. Ha? Yok ya o güzel. Sonra bulamıyoruz. Şimdiden alışverişinizi yapın bak. Bayramdan sonra herkes tatile gidecek ve bunları bulamayacaksınız. Zaten bence bayrama özel indirimleriniz de vardır değil mi? Süper, aktif indirim. Yani şöyle, ben mesela Bodrum'da buradan aldığım birçok şeyi bulamadım. Sayfiye yerinde ne şapka bulabildim ne bir şey, her şey satılmış ve bitmişti. Benden size bir anne tavsiyesi, şimdiden alışverişinizi yapın. Ben öyle yapıyorum. Anne, çok tatlılar. Annem neler bulmuş. Bakarsın, çok güzel. Hangisi peki? Bikini mi mayo mu? Mayo göbeğini ıslak tutar. Evet, bence de bikini. Bikini alalım.
Şunun 1,5 yaşını bulsam mükemmel olur. Bakayım. Biliyor musunuz ben markaya bayılıyorum. Ebebek'te satılıyor bu marka. Şöyle içini göstereyim size. Ya çok güzel şeyler yapıyor. O kadar güzel dizaynları var ki. Ay çok şeker. Bakar mısın güzelliğe? O şapkayla... Your bak, smile makes me smile. Şimdi hayal et şöyle Luna'yı. Tabii canım. Böyle gezdiğini. Ayağında da pembe bey walkları nasıl? Isırmalık. Isırmalık. O zaman 1 yaşını al. Bunun daha küçüğü var mı? Yoksa 22'den mi başlıyor? Nasıl? Ben bunu alıyorum. Beğendiniz mi? Bence çok tropik, çok tatlı. Şunu alalım. 20 numara. Allah'ım 20 numara ayak nedir ya? Tabii bir yerden başlamak lazım. Yani 20 de 1000 numara en nihayetinde. Sinancığım kızının crocsları. Peki bir şey soracağım size. Bu gözlükler çocuklara göre yani 1,5 yaş için erken herhalde mi? Luna bak benim gözlüklerimi çok beğeniyordun. Şunu bir denemek ister misin? Derhal çıkardı. Bir daha denemek ister misin? Bak. Ha. Peki. Bir bak bakalım şöyle bir incele. Bak bakayım ben nasıl yapıyordum Luna? Bak. Dostum. Yok. Gel bakalım. Hop. Güzel mi? Değil. Asla gözünü tutmaz. Asla. Belli olmaz. Bazı bebeklerde görüyorum böyle duruyorlar yani hani memnun memnun ama. Luna biraz pek, daha büyük bebek. Luna bana pek onlardan değil. Ne var? Benim kızım da büyük artık saçı bile var. Luniş gel bakayım. Dön bakayım nasıl oldun? Dönene kadar çıkardı. Hop. Şunu dene. Balıkçı. Benim kızım saçı bozulduğu için hiç istemiyor. Ona yani onlara bayıldım gerçekten hepsine. Ya hayatta en çok sevdiği şey gerçekten ayakkabı olabilir bu arada. Evet sana benziyor fıskiyesiyle. Evet aşkım. Arkadaşların hepsini göster. Bak buradan seçiyorsun bu defterden. Baskı seçiyorsun. Al sana o zaman. Bak Luna yapmışlar deniz yıldızı gördün mü? Buradan seçiyorsun. Üstüne basıyorlar. Çok güzel. Ayakkabı da o şu anda. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Luna bir şey söyleyeceğim. Oyun alanı var. Vallahi oyun alanı var. Bak şimdi bak. Oyun alanına gidiyoruz, oyuncaklara gidiyoruz. Gel. Bebeklerle oynamak istiyor arkadaşlarıyla. Oyuncaklardan geçiyoruz. Şimdi sana kova alacağız, kürek alacağız. Çok zevkli şeyler yapacağız anneciğim. Hani nerede oyun alanımız? Hani? Aa, Luna. Aşkım. Bak senin gibi sıkılan bebişler için böyle bir yer yapmışlar. Gördün mü? Hemen steril bir hale geliyoruz. Babaya başarılar diliyoruz. Buyurunuz Sinagüler. Efendim çok sağ olun. İstersen üstündekini çıkar. Sıcak burası. Pişmesin çocuk. Kaydırak maydırak. Ay salıncak var orada. Görüşürüz baba. Yani bunların mesela böyle termoslu olanları çorba morba saklamak için ileride var. Onlardan sahile götürmek için çok lazım olacak. Çünkü bütün gün sahilde olacak. Yemeklerini böyle sıcak tutmak için, ısıtmakla uğraşmamak için güzel bir şey. Bunlar mı? Evet, bunlar. Aa çok güzel bak anne. Haznesi bu kadar. Acaba 120'lik falan mı bu? Kaçlık oluyor acaba? 2 tane alalım bundan. 6 saatte sıcak ve soğuğu tutma süresi var. Tamam. Şöyle 2 tane alalım. İstersen 2 farklı renk alalım. Ben hani onu onu koymuştuk, bunu buna koymuştuk. Açıp açıp bakmamıza gerek kalmaz. Tabii. Merhaba. Nasılsın? İyiyim ben de, çok iyiyim. Gel. Şimdi
olsun. Otokoltuk biz almıştık ama artık Luna'nın kilosu da büyüdü. Bir şu otokoltuklarına bir göz gezdirmek istiyorum ben. Ay kızımın da var bunlardan. Bunlardan da var. Bana soruyordunuz hep çiti nereden aldınız? Pedleri bakın burada işte. Puzzle'lı. Çok güzel. Şimdi bunların tabii arkadaşlar bir sürü testleri oluyor. Güvenlik testleri oluyor ve işte onların puanlarını size söylüyorlar. Bu otokoltuğunun çarpışma testinde puanı bu, güvenliği şöyle. Yani hepsi birbirinden ayrılıyor. Fiyatları da ona göre değişiyor. O yüzden hani bilen biriyle almak en mantıklısı. Bu otokoltuğumuzun 360 derece dönme özelliği var. Hı-hı. Belli bir aydan önce zaten arka koltuğu size evet. doğru oluyor. Diğer tarafa doğru. O özelliğine de sahip. Hı-hı. Aa çok güzelmiş. Evet. Peki şey bunların testleri nasıl test sonuçları? Hani bir sürü odak testi bir şeyler bir sürü adak mı deniyor? Ne deniyor? Bir sürü testlerden geçti. Evet hepsi güvenlik önlemlerinin testlerinden geçti. Hı-hı. Tamamdır. Ve fiyatı güzel bir otokoltuğu mesela bu. Yani diğerlerine nazaran daha güzel fiyatı. Kilosuna uygun bir otokoltuğu ben böyle detaylı bir inceleyeceğim. 10 kilo şu anda. 36 kiloya kadar taşıma özelliği. Bayağı uzun. Tamam. Alıyorsunuz, bir kere alıyorsunuz, kafanız rahat. 0.36 ne demek? Bayağı uzun arkadaşlar. Allah Allah, önden tek tekerlekli falanlar filanlar. Ne kadar değişik şeyler çıkmış. Ben bunları hiç görmedim mesela hamileyken. Ben hamileyken yoktu mu söylen bunlar? Bak yeni gelmiş. Sürekli yeni bir şey çıkıyor. Sürekli gelip bakmak gerekiyor o yüzden. Yazlığımıza mama sandalyesi gerekecek arkadaşlar. Buradaki mama sandalyesini göndermek değil de bir tane de yazlığı almak en mantıklısı. Bir de onlara bakalım. Evet şimdi benim kullandığım mama sandalyesini gösteriyorum size. İşte bu. Bu Lüniş'in mama sandalyesi. Bakın bu da güzelmiş. Bunu da beğendim. Mesela yazlığa da bunu alabilirim. Hem de çok uygun fiyatı. Kademe yapıyor mu? Yapıyor. Kademesi de var. Ben bundan memnunum ya. Bundan bir tane daha alabilirim. Merhaba. Ne yapıyorum? Kulaklık mı takıyorum? Yok, kulaklık gözlük takıyorum. Hadi bakalım. Kızım orada oyun odasında, ben burada. Artık hayatımız dijitalden kaçışıyor arkadaşlar. Aa geldi bizimkiler bak. Bak ben ne yapıyorum? Bana ne yapıyorlar? Gördün mü? Anneciğim. Ay, ben de seni gördüm ve çok sevindim. Luna bana neler takıyorlar anneciğim. Ay. Tamam, peki. Aşkım ben sanal tur yaptım, sen şimdi gerçek tur yap. Aşkım ne sanal tur ya? Gel aşkım. Hadi babayla gerçek tur yap. Düt düt. Bir bakalım. Tut buradan böyle. Çok güzel. Buradan tut. Bak. Bu tarafı çevirsen buraya gider. Buraya çevirsen bu tarafa gider. Hadi ay bakalım. Çok güzel Luna. Benim sanal turum bitti. Şimdi Luna'nın gerçek turu. Gerçek arabayla. Düt düt. Devam et. Düt düt. Hem de Mercedes. Ben hep böyle kullanıyorum. Herhalde o da iniyor. Ay biz bunlara bayılıyoruz bu arada. Kendisi açabiliyor ya bunları. Bayılıyor. Ben bunlardan böyle aldım bayağı bir Luna'ya. Çok güzel oyalıyor. Gösteriyor bana hepsinin taklidini yapıyorum ben de ona. Yani çok güzel şeyler. Müthiş şeyler hatta. Tavsiye ederim size de bak 18-24 üstünde yazıyor zaten. Buradan gösteriyorsunuz. Hayvanların taklidini yaptığınızda da çok hoşlarına gidiyor. Kolluklar var, simitler var. Luna'ya uygun olan hangisi mesela bunların 1,5 yaş için? Ne öneriyorsunuz? Şöyle santimleri en küçük olanı verebiliriz. Simit değil de kolluk mu öneriyorsunuz? Geçen sene şey takmıştı bebek olduğu için böyle boyundan simitlerden takmıştı. Ay nasıl bir yer burası ya? Ne kadar güzel bir yer burası. Ne kadar güzel. Ah.
Şöyle kolay tırama spreylerini kullanabilirsiniz. Bu da aynı zamanda ebeveyn markası. Çıktıktan sonra özellikle saçları kolay taramak için. Evet, bizim çok gür saçlarımız var. O yüzden çok karışıyor. O yüzden bu bize çok hitap ediyor şu an. Uzayınca saçları çok güzel bir şey. Ve gerçekten fiyatları çok uygun arkadaşlar bunların. Yani ebeveyn kendi markası olduğu için tabii fiyatları da uygun olmuş. Biz araba koltuğumuzun derisini seçiyoruz falan diyormuş. Karalama kalemlerimiz var ve onları gerçekten boyamayı çok seviyor Luna. Luna'ya uygun. Bir yaşa kadar alabildiğiniz şeyler. Üzerlerine bakarsanız dikkatlice göreceksiniz yani. Her yaşa uygun karalama kalemleri var. Bundan Luna'da var mesela. Bodrum'da kendi seçmişti bu topu. Gidip böyle tutup almıştı mağazadan. Biz de satın almıştık. Hiç unutmuyorum bak. Bunu çok beğendi demişti Sinan. Onu almıştık Bodrum'dan. İnsan aklını yitiriyor arkadaşlar ya gerçekten. Ya bir de şeylere bakmak istiyorum aslında. Çantalara. Sürekli çanta taşımak istiyor. Bana özeniyor herhalde. Bir şey taşımak istiyor. Ay çok şeker bunlar. Bak. Dinozorlu falan. Çok tatlı. Ay çok güzeller. Ha bu da çanta. Allah Allah. Buradan böyle şey yapıyorsun. Ha çantamsı. Evet yani güya çantası var gibi. Kandırıyorsun. Oyuncağını taşıyor. Allah'ım ya Rabbim. Açılıyor mu? Ha tamam pardon açılıyor. Evet bir emziklik yer var. Emziğini koyabilir buraya. Öyle sanki o da bir şeyler taşıyormuş gibi gidebilir. Zürafa delisi benim kızım. Deli oluyor zürafalara. Bak bunu alabilirim Luna'ya. Arkadaşlar bu çantalar var ya hayat kurtarıyor hayat. Ne kadar çok bölme o kadar iyi. Bak süt koyacak yerleri falan var. Biz yazla Bodrum'daki ev turunu hatırlarsınız. Bizim arka bahçemizde bir bayağı bir alanımız var aslında çimin üstünde. Şimdi kaydırak maydırak o kadar alıştı ki parka gitmeye falan çok alıştı buna kışın. İnşallah Bodrum mağazasında bunlardan vardır. Var mı? Şu kaydıraklardan ondan sonra bu mini tasrevallerden falan bir salıncak. Var mı? Evi de varmış. Çok güzel. Luna'ya böyle küçük bir bahçede böyle oyun parkı yapmak istiyorum ben. Bak anne dediğim kaydıraklar, evet. Tahterevaliler, evler. Ne oldu? Tıra mı döndünüz? Aşkım ben kamyoncu. Bütün markaları bitirdiniz galiba. BMW, Mercedes. Şimdi tıra döndünüz. Audi hepsi kullandınız. Bu oyuncaktan bize de var. Luna çok seviyor bu kirpiyi. Ve bunlar arkadaşlar. Birbirleriyle konuşuyorlar arkadaşlar. Yani lütfen. Aralarında konuşabiliyorlar. Evde böyle o ona cevap veriyor, o ona cevap veriyor. İnsan gerçekten şizofren oluyor. Luna'yı tutsana şu tırı indireyim baksana ben. Zürafalı çanta buldum. Nasıl? Bak zürafa. Bayılır zürafaya. Hani zürafa? Şu çalışıyor şimdi. Kumandasını tamam, güzel. Bakayım. Böyle takıyorsun bunu. Senin de boyundan büyük. Ya Luna'nın bu oyuncağını o kadar çok soran oldu ki nereden aldınız, nereden aldınız hatırlarsınız belki böyle burasına basınca tam tam yapıyor. Bak buraya basınca müzik çalıyor. Yukarı vurunca. Diyorum ya hep söylüyorum her şeyi ebeveynden alıyorum ve gerçekten hani hiçbir ihtiyacınız için başka bir yere gitmeye gerek kalmadan halledebiliyorsunuz. Bunu çok severek oynuyor hala. 6. aydan bu yana en çok sevdiği şeylerden biri. Ben şunlara, şu silefonlara çok özeniyorum. Bunları da tabii şeyiyle çalmak lazım. Severek kullanabilir sanki. 18 ay üstüymüş bu. Mesela bu yaz bununla böyle vurmalı çalgı tecrübesi yaşayabilir. Bunlar çok şekerler. Bundan da almıştım. Bunda yattığı yerden çalabiliyor. Bu yazlıkta kaldı. Yattığı yerden çalıyor. İşte üzerinde böyle bakın şurada fotoğrafı var. Çocuğun daha yatar pozisyonda olduğu aylarda onun yine eğlenmesini sağlayabiliyorsunuz bu oyuncaklarla. Güzel, kıymetli bir oyuncak bence. 1,5 yaş. Tatlılığa bakın. Aldım gitti. Buradan renk renk işte şöyle. Bakayım neler var. Luna, Luna, gel bana, gel, gel, gel bana. Görüyor musunuz? Çok güzel. Alkış, alkış.
Müthiş, bravo. Harika yaptın, harika yaptın. Aha, manyak bir şeymiş ya. Gel bana Luna, gel bana. Alkış, 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 alkış. Harikasın. Çak, çak. Çak. Hoppa. Anneanneye gidecek, çekil. Anneanneye gidecek. Luna, alışverişini de yap hadi. Yürü bakalım. Bye bye. Arkadaşlar, Bostancı Ebebek Mağazası'ndan hepinize sevgiler. Umarım alışverişimiz size de fikir vermiştir. Berens Bey, çok teşekkür ederiz size. Evet, güzel bir yaz geçirmeniz, güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle Ebebek'ten hepinize sevgiler. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmuyoruz, yorum yapmayı unutmuyoruz ve bildirimleri açıyoruz. Kızım dağıtıyor. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Alışverişini yaptın. Hoşçakal de, bay bay yap. Bay bay yap. Bay bay. Hoşçakalın.